bilirsiniz, dünya fazlaca meşakkatle doldurulmuş, içinde rahatın çok az olduğu, nefes almak için bazen oksijenin de kafi gelmediği bir imtihan alanından başka bir yer değildi. Gözlerini burada açıvermiş her insan kendisini bu kargaşanın içinde bulacaktı. Öyle ya, burası cennette değildi zaten. Her gönlümüzün arzu ettiği oluveremezdi. Her bir doğum bana bu içinden çıkılamaz serüvenin nasıl hızla başladığını, telaşlı telaşlı koşuşturan insanların nasıl bir akibete koştuklarını açıklamaya çalışırdı. Ben oldum demenin, ben geldim demenin, ben sevdim demenin ve dahi başında ben olan her hecenin sonunun nasıl kesildiğini göstermek için yeter de artardı. İnsan hayatı yalnızca anlatmakla yaşadığını sanıyor. Dile dökmenin acıyı iliklerinde hissetmekle eşdeğer olduğunu varsayıyor. Tecrübe edilemeyen her halin izahının da manasının da nakış olduğunu unutuyor. Ne söylüyor yine bu diyorsanız, ne konuşuyor böyle? Bazen insan anlaşılmaktan çok kendini yine kendine, yine kendince anlatmak istiyor. Öyle ya, insan çare olamazdı. Çare ondaydı. Doktorlar çare bulamazdı, çare ondaydı. Çare dünyada aranmazdı. Böylesi bir tevafukla önümüze çıkan hep oydu. Oraya vardığında neler hissettiğini gerisini siz düşününüz. Dünya bu kadar basitti yani. Bitecek bir şey için çok düşünmeye gerek yoktu. Artık çarenin nereden geleceğini biliyordum zira. Yakinen tartılmıştı. Yakinen anlatılmıştı o his bana. Yakinen anlamıştım göklerden gelen mesajı. Ve dedim ki, ya olmazsa böyle. Görmesini bilseydim eğer, daha evvel her hadisenin ardında senin rayiyandan çiçekler toplamış olacaktım. Şimdi elimde bir tek çiçek değil, demetlerle güller olacaktım. Bakınız efendim, bakınız bakalım. Görünüz efendim. Görünüz görelim. Olmuş ve olacak her ne varsa ondan bize işaret var. Düçar olduğumuz her ne dert, tasa, keder bize ondan yaklaşma vaadi var. Gel gör ki ne varsa yaşanmış ve yaşanılacak olan hep takdiri ilahi, hep kısmet. Gerçekten görmeyi ve yeniden görmeyi nasip etsin Tanrı. Selam ve muhabbetle efendim. Selam ve muhabbetle.